Merhaba arkadaşlar. Rasyonel sayılar konusunun birinci testi. İlk soruyla başlıyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. Bu işleme baktığımızda iki tane parantez var. Arada bölü ve parantez içerisinde rasyonel sayıların farkı ve toplamı var. Tabii oldukça kolay gözüken bir işlem. Ama aynı zamanda rahatlıkla hata yapılabilecek bir işlem. Her aşamada ne yaptığımızın farkında olarak çözmeliyiz. Örneğin burada görüyoruz ki iki parantez var. Önce parantez işlerinin sonuçlarını bulup en sonunda bölüyü ekleyip sonuca ulaşalım. Bu eşittir. Bu parantez içerisinde 3 eksi 1 bölü 4 görüyoruz. Bunu 3'ü 1, 3 bölü 1 olarak yazarsam ben iki tane rasyonel sayının, kesirli sayının farkını daha rahat görebiliyoruz. Bunu farkını alabilmek için en rahat yöntem bunların paylarını eşitlemektir. Payda eşitleyince çok rahatlıkla iki tane rasyonel sayı toplayabiliyoruz. Payda eşitlemek için bunun paydasını 4 ile çarpalım. Daha doğrusu bu kesri 4 ile genişletelim. Bu hem payı hem paydayı 4 ile çarpmak demektir. Benzer bir şekilde burada da 3 artı 1 bölü 4 var. Bu da 3 bölü 1 artı 1 bölü 4 aslında. Bunu da 4 ile genişletirsek bunların paylarını eşitlemiş oluruz. Bunun 1 bölü 4 için herhangi bir genişletme işlemini yapmamız gerek yok ama daha doğrusu 1 ile genişletme işlemi yapabiliriz. Yani aslında aynı olduğu gibi bırakıyoruz. Şimdi 3 ile genişletirsek bu kesri 3 bölü 1'i 12 bölü 4 oldu bu. 12 bölü 4, 4 gerçekten 3'tür. Eksi 1 bölü 4. Arada bölü var. Burada da 12 bölü 4 artı 1 bölü 4. Burada o 11 bölü 4 var. 12 eksi 1 bölü 4 eşittir. 11 bölü 4 bölü. Burada da 13 bölü 4 var. Arada bölü var. Eğer iki tane rasyonel sayının birbirine oranını soruyorsa bize bunu 11 bölü 4 bölü 13 bölü 4 olarak da yazabilirdik. Yani bu bölü ifadesini kesir çizgisi olarak da yazabiliriz. Bunu şu şekilde hesaplayabiliriz. İlk önce paydaki rasyonel sayıyı yazıyoruz. 11 bölü 4. Yani burada ilk rasyonel sayıyı. Sonra paydadaki rasyonel sayıyı ters çevirip çarpıyoruz. Yani daha doğrusu çarpmaya göre tersini alıyoruz. Ve çarpıyoruz. Burada dörtlerin sadeleştiğini görüyoruz. 11 bölü 13 aradığımız cevaptır. O da 5 şıkkıdır. İkinci soruyla devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır? Yine benzer bir soru. İki tane parantez var. İlk önce parantez işlemlerini halledip sonra bölüyü gerçekleştirelim. Bu kesri 2 ile genişletirsek paydaları eşitlemiş oluruz. Bu kesri 2 ile genişletelim. 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Burada da 1 bölü 14 var. Şimdi paydaları aynı olduğu için bunları rahatlıkla toplayabiliriz. Bölü 2 kere 3 6. 2 kere 7 14. Yine eksi 1 bölü 14. Bu eşittir. Ortak 14 paydasında 6 artı 1. Arada bölü var. Burada da ortak 14 paydasında yine 6 eksi 1 5. Yani bu 7 bölü 14. 7 bölü 14 çarpı ikinci kesri ters çevirip çarpıyoruz. 14 bölü 5. Burada 14'ler saatleşir. 7 bölü 5 kalır. O da aradığımız cevaptır. D şıkkı. Üçüncü soru, bu işlemin sonucu kaçtır? Parantez içindeki işlemleri önce yapıp sonra arada burada çarpma var, bölü yok. Çarparak sonuca ulaşabiliriz. Burada ilk önce şunu gözlemleyelim. 3 bölü 2 örneğin eksi 4 bölü eksi 3 var. Burada iki tane eksi olduğu için bu eksi ikisi birbirini çarparken artı haline dönüşür. Yani bunları hiç direkt artı olarak görebiliriz. Burada da mesela 3 bölü 2 eksi eksi 4 bölü 3 var. Bunlar direkt artı oldu. Bu eksileri direkt yok edebiliriz. Aynı şekilde eksi 3 bölü 4 eksi eksi 1 bölü 12 var. Bunlar da artı oldu. Yani hiç bunları daha sonradan kafa karıştırmasına izin vermeyerek en baştan bunu düzeltebiliriz. Burada 3 bölü 2 artı 3 bölü 2 var. Onlar ortak paydada olduğu için 6 bölü 2 oldu aslında bu. Yani ortak iki paydasında 3 artı 3 6 bölü 2. Yani 3 artı burada da 4 artı 4 8 bölü 3 var. Çarpı
Burada 1 bölü 12. Bunu yine 3 bölü 4 ve 1 bölü 12 var. Toplam olduğu için bunu 3 ile genişletelim ve payda eşitlemiş olalım. Eksi 3 çarpı 3, eksi 9 bölü 12 artı 1 bölü 12. Şimdi burada yine payda eşitlersek bunu 3 ile bunu 2 ile çarpalım. 3 kere 2, 3 kere 2 6, 3 kere 6 18 artı bunu 2 ile genişletirsek 16 bölü 6 oldu. Burada 18 çarpı burada da eksi 8 bölü 9, eksi 9 artı 1 eksi 8 yapar. Eksi 8 bölü 12 oldu. Şimdi bu eşittir. 12, 18 artı 16 34 bölü 6 çarpı eksi 8 bölü 12. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bunu 4 ile sadeleştirirsek 2 kalır. Eksi 2 kalır. Bunu 4 ile sadeleştirirsek 3 kalır. Bunu 2 ile de bunu sadeleştirirsek 3 kalır. Yani yukarıda eksi 2 çarpı eksi 2 kalmadı bu sadeleşti. Eksi 1 çarpı 34 eksi 34 bölü 3 kere 3 9. Yani doğru yanıt A seçeneğidir. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Burada 2 tam 1 bölü 4 görüyoruz. 2 tam 1 bölü 4. Bu aslında 2 tane tam var. Bir tane de çeyrek var. 1 bölü 4 var. Bu aslında 2 artı 1 bölü 4 anlamına gelir. Bunlar tamamen eşdeğerdir. Bu 2 artı 1 bölü 4. Bu şimdi 2 bölü 1 olarak yazarsak bunu 4 ile genişletelim. 4 kere bu 8 bölü 4 oldu. 8 bölü 4 artı 1 bölü 4 eşittir. 9 bölü 4. Yani 2 tam 1 bölü 4 aslında 9 bölü 4'müş. Bu da 3 tam 1 bölü 2 var. 3 tam 1 bölü 2. Bu eşittir. 3 artı 1 bölü 2. Yani 3'e yarım eklemişiz. 3,5. 7 bölü 2'dir o da. Dolayısıyla şimdi yazarsak bu kesiri. Burası 9 bölü 4. Ortak 4 parantezinde dikkat edelim ki paydaları eşit. Ortak 4 paydasında yukarıda 9 var. 9 eksi 3 bölü 4. Arada bölü var. Burada da 1 artı 1 artı 3,5. Burada 3,5 vardı. 1 ile topladık. 4,5 oldu. 4,5 de 9 bölü 2'dir. Şimdi bu eşittir. 6 bölü 4. Birincisini öyle yazdım. İkincisini ters çevirdim. 2 bölü 9. Bu 2 ile bu 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. Bu 3 ile burada 3 ile sadeleşir. 3. Bu da 2 ile 2 kalır. Bu 2 ile de bu 2 sadeleşir. Sadece 1 bölü 3 kaldı. Yani o da C şıkkı. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Önce bu parantez içindeki işlemi yapalım. Tabii bunu ilk önce dağıtabiliriz. İlk önce parantez içindeki işlemi de yapabiliriz. Tabii size kalmış biraz bu metot. Ama mesela dağıtırsak belki daha da kolay olacak. Çünkü burada parantez içerisinde 3 bölü 5 var. Bunu 5 ile çarptığımda 5'ler sadeleşecek. Yani bu aslında 5 çarpı 2. Bunu dağıtırsam eksi 5 çarpı 3 bölü 5 bölü 2 çarpı 3 eksi 2 çarpı 5 bölü 2. Şimdi bu 5'ler sadeleşti. Bu 2'ler sadeleşti. 5 kere 2 10. 10 eksi 3 7 bölü 2 kere 3 6. 6 eksi 5 1. 7 bölü 1 7. Yani E seçeneği. Altıncı soru. Bu işlemin sonucu kaçtır? Yine benzer bir soru. Burada parantez görüyoruz ilk önce. İlk önce parantezi yapalım. Burada toplama ve çıkarma olduğu için aslında çok önemi yok hangisini yaptığımız. Yani parantezi kaldırabiliriz de. Ama parantez içleri genelde önceliklidir. O yüzden yani burada değil ama genelde önceliklidir. İlk önce onu ya halledelim o yüzden. 2 artı eksi 3 ile 4'ü toplarsak 1 olur. 2 artı 1 3. 3'ten 10 çıkarsa eksi 7. Burası 7 bölü 10. Birincisini önce yazdık. İkincisini ters çevirdik. Çarpmaya göre ters aldık. Dolayısıyla bu bölmeyi çarpmaya çevirmiş olduk. 5 bölü 3. 5 ile bu sadeleşti. 2 kaldı. Yani 7 bölü 6 aslında bu. Eksi 7 bölü 7 bölü 6. Şimdi burada 7 bölü 1 olarak görürsek bunu aynen birincisini yukarıdakini aynen yazıyoruz. Eksi 7 bölü 1. Alttakini ters çeviriyoruz. 6 bölü
7. 7'ler sadeleşirse eksi 1 kalır. Eksi 1 çarpı 6. Eksi 6 A şıkkı. Yedinci soru. Bu işlemin sonucu kaçtır? 1'den 1 bölü 2 çıkmış. 1 bölü 2 yarım. 1 tam. Tamdan yarım çıkarsa yarım kalır. Burası 1 bölü 2. Burası da çeyrek. Bu da çeyreğin yarısı. Çeyreğin yarısından. Çeyrekten çeyreğin yarısı çıkarsa çeyreğin yarısı kalır. Artı 1 bölü 8. Bunu da genişletirsek 4 ile. 4 bölü 8 artı 1 bölü 8. 5 bölü 8 yapar. O da A şıkkıdır. Sekizinci soru. Bu işlemin sonucu kaçtır? İlk önce parantez işlerini yapalım. 2'den 3 çıkarsa eksi 1. Eksi 1 çarpı parantez içinde. Burada 1 bölü 3 artı 2. 2 bölü 1 olarak görürsek 3 ile genişletirsek bunu. 1 artı 2 kere 3 6. 7 bölü 3 oldu aslında bu. Bölü. Burada 4, 3 bölü 3 olarak görelim. 4 eksi 3, 1. 1 bölü 3 oldu bu da. Şimdi 7 bölü 3. Eksi 7 bölü 3 aslında bu. Eksi 7 bölü 3. Çarpı diğerini ters çevirdik. 3 bölü 1. 3'ler sadeleşti. Eksi 7 kaldı. Eksi 7 o zaman A şıkkı doğru yanıttır. Dokuzuncu soruyla devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor yine. Bu işleme baktığımızda bir sürü rasyonel sayının toplamı var. Burada en doğru hareket belki en içten başlayarak toplayarak devam etmektir. Örneğin burada yani 1 artı bu kesiri toplayacağımıza önce bunu toplayıp önce bunu bulup sonra bunu bulup sonra 1 ile toplayıp sonra 1 bölü a ile bölüp ve a ile toplamak biraz daha uygun bir metot gibi gözüküyor. Bu 1 artı 1 bölü a. Bunu 1 artı 1 bölü 1 artı 1 bölü a olarak görürsek, bunu a ile genişletirsek a bölü a artı 1 bölü a. Bu eşittir a artı 1 bölü a oldu. Yukarısı a artı 1 bölü a'ymış. Aşağısı da a artı 1 bölü a. Demek ki a artı 1 bölü a bölü a artı 1 bölü a var burada. Herhangi bir kesir, herhangi bir sayı x, x bölü x her zaman 1'dir. Tabii x 0 olmamalı. Dolayısıyla burası 1. 1. 1 artı 1, 2. Yani bize aslında sorulan şey a artı aşağıda 1 bölü a var. Yukarıda da 1 artı 1, 2. Bu da a artı bunu 2, 2 çarpı 1, a 1 bölü a'nın tersi yani a artı 2 a olur mu? A artı 2 a da 3 a'dır. O da D şıkkıdır. Onuncu soru. Bu işlemin sonucu kaçtır? Önce bu paydadaki işlemi yapalım. Sonra devam ederiz. 5 eksi. Bunu bir payda 1 olarak görürsek 4 ile genişlettik. 5 kere 4 20. 20'den 5 çıktı. 15. 15 bölü 4. Yukarıda var. Burada da 5 var. Bunu 5 bölü 1 olarak görürsek 5 eksi. 5 bölü 1 çarpı. Bunu bu bölüyü çarpmaya dönüştürmek için bunu ters çeviriyorum. 4 bölü 15. Buradaki şimdi görüyoruz ki bir çarpı var bir de eksi var. Bu eksi değil. İlk önce çarpıyı yapmalıyız. Yani çarpma işlemi her zaman toplamaya göre önceliklidir. Çıkarmada toplamanın bir değişik versiyonu. Bölmede çarpmanın bir değişik versiyonu. Dolayısıyla çarpma işlemi çıkarmaya göre de her zaman önceliklidir. Bunlar sadeleşirse 3 kalır. Yani 5 eksi 4 bölü 3 aslında. Bunu da 1 olarak görürsek 3 ile genişletirsek bu 15 bölü 3 olur. Eksi 4 bölü 3. 15 eksi 4 bölü 3 elde ettik. Bu da 11 bölü 3'tür. Yani D şıkkı. On birinci soruyla devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu kaçtır? İlk önce bu paydayı yapalım. 4 artı 1 bölü. Bu 3 bölü 3. 1 bölü 3 ile toplarsak 3 artı 1 bölü 3. 4 bölü 3 oldu. 1 bölü 4 bölü 3. 4 bölü 3'ün çarpmaya göre tersidir. Yani 3 bölü 4'tür. 4 artı 3 bölü 4. Bunu da 4 bölü 1 olarak görüp 4 ile genişletirsek payda eşitlemiş oluruz. Bu 16 bölü 4 artı 3 bölü 4 oldu. O da 16 3 artı 3 bölü 4 19 bölü 4. Yani 5. şık.
12. soru. Burası 1 bölü 3 bölü 2 var. 1 bölü 3 bölü 2. Bu 1 bölü 1 aslında. 1 bölü 1 çarpı. Bunun tam tersi 2 bölü 3. Burası 2 bölü 3 aslında şurası. Yani bu aslında 3 eksi 1 bölü 1 artı şurası 2 bölü 3. Ve bu 3 bölü 3. 3 artı 2 5 bölü 3 oldu. 3 eksi 1 bölü 5 bölü 3. Bu da 1 bölü olduğu için 3 bölü 5 olur. 3 eksi 3 bölü 5. Şimdi bunu 5 ile genişletirsek 15. 15 eksi 3 bölü 5 oldu. O da 12 bölü 5. Yani C şıkkı. On üçüncü soru. En içteki işlem bu. İlk önce bunu yapalım. Bu 3 bölü 3 ise 3 eksi 1, 2 bölü 3 oldu. Bu aslında 1 artı 1. Burası artı. Burada herhangi bir işareti unutursak çok yanlış bir sonuç elde ederiz. O yüzden dikkatli çözmeliyiz. 1 artı 1 bölü 2 artı 2 bölü. Şimdi buraya yazıyorum. Burası en içteki işlem. 3 bölü 3. Eksi 1 bölü 3. 3 eksi 1. 2 bölü 3 oldu. Şimdi 2 bölü 2 bölü 3. 3'e bakarsak bu 2 çarpı 3 bölü 2'dir. 2'ler sadeleşirse 3 kalır. Yani şurası 3. 3 artı 2 5. 1 artı 1 bölü 5 oldu yani. Bu 1 yerine 5 bölü 5 yazabiliriz. 5 artı 1 bölü 5 6 bölü 5. O da eşit. On dördüncü soruya devam ediyoruz. En içteki işlem 3 artı 1 bölü 4. Bu 12 bölü 4'tür. 12'yi 4'e bölersek 3 çıkar. Payda eşitledik yani. 12 artı 1, 13 bölü 4. 1 bölü 13 bölü 4 de 13 bölü 4'ün tam tersi 4 bölü 13'tür. Tam tersi derken çarpmaya göre tam tersi. Yoksa bir kesrin tam tersi diye bir şey tanımı değil. Çarpmaya göre tersinden bahsediyorum. Burası 1 bölü 13 bölü 4. 4 bölü. Şurası 4 bölü 13 olmuş. 1 artı 1 bölü. Burası 2. 2 artı 4 bölü 13. Şimdi bunu 13 ile genişletirsek 26 bölü 13 oldu. 26 artı 4 30 bölü 13. 1 artı 1 bölü 30 bölü 13. Bu da eşittir. 1 bölü 30 bölü 13 olduğu için 1 artı bu 13 bölü 30. Ve bunu da 30 bölü 30 olarak görürsek 30 artı 13 43 bölü 30. O da A şıkkıdır. On beşinci soruyla devam ediyoruz. Bu işlemin sonucu aşağıdakilerin hangisine eşittir? En içteki işlem 1 artı 1 bölü 3. 3 bölü 3 olarak yazarsak 3 artı 1 4 bölü 3. 1 bölü 4 bölü 3 3 bölü 4 oldu. 1 artı 1 bölü 1 artı şu işlem 4 bölü 3'ün çarpmaya göre tersi 3 bölü 4. Evet. Bunu da 4 bölü 4 olarak yazarsak 7 bölü 4 oldu. 1 artı 1 bölü 7 bölü 4. Bu da 1 bölü 7 bölü 4 olduğu için 1 artı 4 bölü 7 aslında. Bu da 7 bölü 7. 7 bölü 7 artı 4 bölü 7. Yani 11 bölü 7 aşık. On altıncı ve son soru. Yine benzer bir soru. Bu işlemin sonucu kaçtır? En içteki işlem 1 eksi 1 bölü 3. Bu 3 bölü 3 olunca 2 bölü 3 oluyor. 2 bölü 2 bölü 3. Yani 2 bölü 1 çarpı 3 bölü 2. 2'ler sadeleşir 3 kalır. Demek ki şurası 3'müş. Bu eşittir. 3 eksi 2 bölü 1 artı 3 4. Burası 1 bölü 2. 3'ten 1 bölü 2 çıkardı. 3'ten yarım çıkarsa 2,5 kalır. 2,5 da 5 bölü 2'dir. Yani 5 çıkıyor.